Bugünkü bu videomuzun kitabı Dijital Oyunlar ve İnteraktif Anlatı isminde Barbaros Bostan'ın yazdığı, Profesör Doktor Barbaros Bostan'ın yazdığı. Kitabın konusu başlığından da anlaşıldığı gibi dijital oyunlar içerisindeki interaktif anlatıyla ilgili, dijital oyunların hikayelerinin nasıl yazıldığıyla ilgili. Öncelikle yazarından biraz bahsedelim. Bahçeşehir Üniversitesi Dijital Oyun Tasarım Bölümü hocalarından. Çek şunu artık. Doktorasını sanal gerçeklik etkileşimi üzerine yapmış. Bu kitabında da aslında bir nevi Türkçe kaynak oluşturmak adına girişmiş ve bitirmiş, tamamlamış. Kitap çok güncel bu arada. Yani en son oynadığınız oyunlardan bir sürü parça bulabilirsiniz. Birçok örnek vererek anlatmış kitabı. Olabildiğince basit bir dille sohbet eder gibi, ders anlatır gibi anlatmış. Kendisinin birçok İngilizce ve Türkçe makalesini direkt ismini aratınca bulabiliyorsunuz zaten. Özellikle bu konu üzerine daha çok interaktif anlatıyı, narratif dizaynı, hikaye anlatımını oyunlarda nasıl yapmalı, nasıl yapılmalı, nasıl çalışılmalı üzerine gitmeye çalışan bir insan kendisi belli ki. Gördüğüm kadarıyla birçok çalışması da var. Şimdi bu kitap biraz daha böyle giriş niteliğinde. Aslında daha önceden bir senaryo yazım tekniği ya da işte hikaye yazmayla ilgili araştırmalar yaptıysanız daha böyle verilen örnekler, atıfta bulunan şeyler size daha tanıdık gelecektir. Ha, belki yeni bir şey öğrenmezsiniz ama şunun tartışılması güzel bir şey kitapta. Bizim okuduğumuz kitaplar, izlediğimiz filmlerdeki hikayelerin hepsi biz üçüncü kişiyiz, yani izleyiciyiz. Oraya dahil değiliz. Ama oyunlarda artık karakteri biz oynayabildiğimiz için ve bunun birçok farklı yöntemle yapabildiğimiz için, işte kemik olan bir iskelet hikaye var. Ona ben işte oyuncu dahil oluyor mu, olmuyor mu? O seçenekleriyle oyunu değiştiriyor mu, değiştirmiyor mu? Oyuncu tamamen özgür mü, değil mi? Hikayeyi kendi mi yazıyor falan diye böyle bir sürü çeşidini tek tek incelemiş. Tek tek göstermiş. Şurada şöyleymiş. Bakın burada böyledir falan diye. Hangisini yapmak istediğinize göre işte tercihinizi değiştirmeniz gerekir. Hikayeyi o şekilde kurgulamanız gerekir diye. Başlık başlık, öncelikle interaktif anlatı diye başlayıp sonra karakterlere, sonra oyuncu seçimlerine, sonra işte oyuncunun psikolojisine kadar giden partlardan oluşan bir genel toparlanmış bir uzun makale diyebilirim aslında. Var mı içinde bilindik oyun? İşte bayağı şey, güncel dediğim o. Ghost of Tsushima var, Assassin's Creed Odyssey'den bahsediyor, Death Stranding'den bahsediyor örneklerinde. Kendisi de bayağı veteran bir oyuncu belli ki. Birçok bölümde şey, kendisini işte Barbaros'tan hikayeler diye küçük alıntılar yapmış. FRP maceralarından bir şeyler anlatmış. Oynadığı oyunlardan, işte Far Cry'dan, Fallout'tan, Assassin's Creed'den bir sürü oyundan örnek vere vere anlatmak istediği şeyleri detaylandırmış. Bu hikayeli oyun muhabbetine, yani oynanabilir hikaye ve hikayeli oyun arasındaki ayrımı yapabilmek, bir yandan eğer bir oyun yapmak istiyorsanız ve oyunun o narratifin etrafında dönsün istiyorsanız nasıl bunu oluşturabilirsiniz üzerine. Birazcık aslında size bir formül sunmak yerine, löpçik diye önünüze böyle böyle yapılır işte diye atmak yerine aslında araştırabileceğiniz keywordler, detaylandırabileceğiniz araştırma konuları vermiş. Ya bir giriş niteliğinde çok tatlı bir kitap aslında. Mesela dijital oyunlar ve interaktif anlatı diyor ya başlığında. Böyle diye, hani direkt dijital oyunlardaki interaktif anlatının temelleri, işte bu interaktif anlatı şöyledir, böyledir gibi bir şeyden ziyade çok daha soft bir dille, çok daha giriş niteliğinde bir anlatı diyeyim açıkçası. Genel olarak baktığınızda zaten Türkçe kaynağın azlığı artı İngilizce'de de kaynak var. Evet, Türkçe'ye göre çok daha fazla kaynak var ama bu konu üzerine son yıllarda yavaş yavaş eğilinmeye başlanıyor. Daha öncesinde böyle çok da açıkçası bunu ciddiye alıp bir şeymiş gibi üzerine çalışma yapılmıyor aslında. Şöyle bir tarihlerine baktığınızda işte en erkeni ne bileyim 80, belki 90'lar falandır. Hani ondan öncesinde çok da bu konuyla ilgili bir çalışma yok. Zaten böyle bir şey yok ortada. Neyi çalışsınlar? O yüzden böyle bir yavaş yavaş o kaynak birikimini sağlamak adına da güzel bir girişim. Böyle öneriyorum. Eğer ilginiz varsa güzel okumalık böyle ve şey, su gibi de gidiyor yani. Ders kitabı aslında. Ben ders kitabı gibi okumadım yani. Bayağı şey, herhangi bir ne gibi okudum? Ne diyebiliriz? Roman gibi okudum.
Türkiye'nin ilk oyun profesörü ve Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Fakültesinden akademisyen Barbaros Bostan oyunlarında hikaye anlatım üzerine ilk Türkçe kitap olan Dijital Oyunlar ve İnteraktif Anlatı ile bu alandaki kaynak eksikliğini bir nebze de olsa gidermeyi amaçlıyor, diyor kitabın arkası. İçerik şey gibi mi? Kişisel görüş bence şöyle şöyle diyor gibi mi? Yoksa sektörel nesnede bir bakış. Ya kişisel görüşleri de var tabii Çok ki. kibar. Kişisel görüşleri de var tabii ki ama genel olarak böyle bir akademik bakış açısını benimsemiş. Sonuçta hani uzunca bir makale şeklinde aslında. Mesela oyuncu psikolojisi, oyuncu deneyimi bölümlerinde gerçekten oyuncunun oyunu oynamasındaki o kendi içinde bulunduğu psikoloji de çok önemli ya. Sadece şey araştırması yapamıyorsun. Bu oyun sana ne hissettirdi dediğinde o herkese farklı bir şey hissettirebiliyor. Aynen yani burada sanat gibi diyebiliriz aslında. Bir nevi senin içinde bulunduğun psikolojik durum, kültürel background'un, her şey senin o oyundan ne alacağını farklılaştıracağı için değişebiliyor. Daha bakalım ileride neler neler yazacaklar, neler neler göreceğiz bu konuyla ilgili diyorum ve kapatıyorum.